Hayatımda bir düzen yok hocam, tamamen darmadağın hissediyorum diyen arkadaşlar, bu video sizler için. Haydi bakalım başlıyoruz, iyi izleyin. Evet sevgili arkadaşlar, 9. sınıf başladı ama nasıl başladı hocam, bir de gelin bana sorun diyen arkadaşların sayısı arttı ve biz de bu videoyu hazırlamaya karar verdik. Şimdi sevgili arkadaşlar, sizlere yeniden nasıl bir tempo kazanırsınız, neleri yapsanız daha iyi olur ve neleri yapmamalısınız, bunlardan bahsedeceğim. Ve tabii ki ilk maddemizle başlamış olalım. Telefon, tablet, bilgisayar üçlüsü. Sevgili arkadaşlar, 9. sınıf itibariyle okula gidiyoruz, geliyoruz ve günü tamamlamamız gereken bir süre var. Bu süre zarfında ne yaptığımız bizim için çok önemli. Birçok arkadaşımızla konuştuğumuz zaman tabii ki bize söyledik şeylerin birçoğu ortak. Hocam eve geliyorum, zaten yorgun hissediyorum, biraz dinleniyorum, telefon, tablet, bilgisayar veya televizyon derken saat 10-11 oluyor. Belki ödevlerimi biraz yapıyorum, sonra da yatıyorum. O günün benim için verimsiz geçtiğini biliyorum ama tabii ki neler yapmam gerektiğini bilsem de içimden çalışmak gelmiyor diyen arkadaşların sayısı arttığı için bu maddeyle sizlere tabii ki söylememiz gereken ilk şey, sizi oyalayan şeylerden uzak durmanız. Sevgili arkadaşlar, telefon, tablet, bilgisayar vesaire gibi bu teknolojik aletler bizi tamamen oyalamaya yönelik hareketleri içeren bir teknolojiye sahip. Dolayısıyla hangisiyle ilgilenirsek ilgilenelim, oradaki amaç bizim orada kaldığımız süreyi daha da uzatmak olduğu için biz anlık hazlar alarak, ya zaten canım sıkılıyor, şu anda bir şey yapmak istemiyorum, madem öyle biraz daha vakit geçireyim cümlesini farkında olmadan çok rahat bir şekilde kullanabiliyoruz. Bu yüzden bizlerin belli başlı sorumlulukları var. Bu sadece ders çalışmak da olmayabilir. Bu yüzden ne yapacağız? Eğer sorumluluğumuz her neyse ve bizi oyalayan her neyse, bunların arasına çok kalın bir çizgiyi çekmemiz lazım. Sevgili arkadaşlar, videomuzun başlığından da üzere hareket edecek olursak, akademik çalışmaları öncelik edindiysek, yani derslerimizde başarılı olmak istiyorsak ve bunu engelleyen faktörler var ise, şimdi onları keskin bir çizgiyle ayırdık, kenara attık ve sorumluluklarımızın ne olduğunu öne getirme vakti. Dolayısıyla bizler ders çalışmamız gerekiyorsa nasıl ders çalışacaksak, biraz sonra değineceğim. Ve tabii ki nasıl ders çalışacaksak onu şimdi sağlıklı bir şekilde organize edebiliriz. Neden? Çünkü bizi ondan alıkoyacak olan faktörleri de ortadan kaldırmış olduk. Dolayısıyla ders çalışırken telefon, tablet, bilgisayar, televizyon gibi etkenlerin odamızda olmaması lazım. Eğer bunları odamızdan çıkaramıyorsak çalışma ortamımızda muhakkak bulundurmamalıyız. Çünkü bu etkili bir çalışmanın önüne geçen ilk faktör. Evet, şimdi gelelim ikinci maddemize. Çalışma ortamı düzeniniz. Sevgili arkadaşlar, bazı arkadaşlardan duyuyorum, duymamış olayım. Yatarak çalışan arkadaşların sayısı bir hayli fazlaymış. Sevgili arkadaşlar, oturarak, yani oturarak derken böyle arkanıza biraz daha yaslanmışsınız, kendinizi biraz daha böyle saldığınız hafif yatar pozisyon veya direkt yatar pozisyonda yaptığınız çalışmaların sizin için hiçbir etkisi yok olduğunu zannedersiniz. Ancak buradaki odak noktanız 5 dakika, 10 dakika, 15 dakikadan fazla olamaz. Sebebi, bizler zaten yatar pozisyona geçtiğimiz zaman uyku modunun da aktif olduğu hareketleri bedenimiz sergilemeye başlıyor. Dolayısıyla rahatlama, uyku modu gibi bu moda girdiğimiz andan itibaren odaklanma durumundan çıkarız. Hayaller kurmaya başlarız. İyi olduğunu düşünüyoruz, kaliteli olduğunu düşünüyoruz ama o kaliteli çalışmaların hızla etkisini yitirdiğini ve yerini dinlenme moduna ve hayal kurma moduna bıraktığını görürüz. Bu hiç istediğimiz bir şey değil. Ne yapıyoruz? Yatarak çalışmıyoruz. Masamızda, masamızın üzerinde tertemiz hiçbir şey yok. Bu dikkat dağıtıcı uyaranlar, kitaplar, süsler vesaire, bunların hepsini kaldırıyoruz. Oturarak verimli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışma masamızda. Tabii burada çalışma masası olmayan arkadaşlar da olabilir. Bununla ilgili olarak da tabii ki tavsiyemiz, evinizde sizlere uygun olan herhangi bir masayı hemen bir çalışma ortamı olacak şekilde organize etmeniz ve çalışmalarınızı bunun üzerine sürdürmeniz. Evet, gelelim bir sonraki maddemize. Bir sonraki maddemiz bir gün çalışıp 5 gün çalışmayanlar. Sevgili arkadaşlar, 9. sınıfta en çok karşılaştığımız durumlardan biri, tabii ki istediğimiz bir şey değil. Neden öyle? Evet, YKS'ye hazırlanmıyorsunuz belki şimdiden resmi anlamda ama bunun yanında biliyorsunuz ki TYT'de 9. ve 10. sınıf konuları çıkacak. Bu yüzden sizler şimdiden minik de olsa çalışmalar yapıp bunları sanki TYT'ye çalışıyormuş gibi şimdiden organize ederseniz hem 9. sınıf derslerinizde başarılı olursunuz hem de ciddi bir TYT altyapısı oluşturmuş olursunuz. Bu bizim için önemli. Sevgili arkadaşlar, altını çizmek istediğim bir şey var. Bunları yorulmadan yapıyor olmanız mümkün. Kendinize bu noktada çalışmaları çok uzun, çok büyük, çok tempolu olarak nitelendirmenize gerek yok. Biraz sonra değineceğim. Çok kısa sürelerde çok etkili başarılar elde etmek mümkün. Evet, dördüncü maddemiz tabii ki bununla alakalı. Çalışma süresi belirle. Sevgili arkadaşlar, özellikle okuldan geldiğiniz ve o yattığınız vakte kadar belli bir süre var ve o süre zarfında belli başlı uğraşlarınız var. Sizler bu uğraşlarınızdaysa, nelerle ilgilenmek zorundaysanız hepsini belirleyin ve kalan süre içerisinde
süresinde de kendinize bir çalışma süresi belirleyin. İşte bu çalışma süresi sizin tempoya girmeniz için mükemmel bir zaman dilimidir. Bunu önceden belirlerseniz, o gün ne yapacaktım, ne edecektim, işte zaman geç oldu, çalışmayayım, madem öyle yarın yaparım gibi düşünceleri de ortadan kaldırmış olursunuz. Çünkü biliyorsunuz ki o gün neler yapacağınız zaten öncesinde belli. Şimdi günlük çalışma zamanınızı belirlediğinize göre gelin bunu davranışa dönüştürmek için oldukça etkili olan bir adım atalım. Sevgili arkadaşlar, sizlerden isteğim belirlediğiniz bu çalışma süresinin yarısını yapmanız, hem de ortalama 1,5-2 aylık süre zarfı kadar. Evet hocam, ama ben ihtiyacım olanı söylemiştim. Yani günde 2 saat çalışacaktım. Neden şimdi 1 saat çalışayım? Ben yine de 2 saat çalışmak istiyorum diyen arkadaşlara da ısrarla tavsiyem o belirlediğiniz sürenin yarısını çalışmanız. Çünkü öncelikle bizim yapmamız gereken şey, zaten bir gün çalışıp 3 veya 5 gün çalışmadığımız için önce asıl problemimiz olan istikrarlı olmak durumunu bir kere halletmemiz gerekiyor. Bu yüzden ne yapacağız? Neyi belirlediysek onun yarısı olacak şekilde başlayacağız. Çalışmalarımızı devam ettireceğiz. 1 ay, 1,5 ay, 2 ay sonra neyse artık sizler iyi hissettiğiniz zaman işte o belirlediğiniz hedefi artık gerçekleştirebilirsiniz. Çünkü yaptıklarınız davranışa dönüşmüştür arkadaşlar. Gelelim son maddemize. Son maddemizde haftalık programlar şeklinde çalışmanız. Sevgili arkadaşlar, eğer programlı olabilirseniz, yani planlı çalışabilirseniz asıl başarı sizlere o zaman gelecektir. Çok az da çalışıyor olsanız ufak ufak çalışmanız sizlere gerçek başarıyı getirecek. Bu yüzden sizlerden isteğim haftanın hemen başında haftalık bir program yapın ve bu programdan ne olursa olsun vazgeçmeyin. Eğer bunu yapar belli bir süre devam ettirirseniz işte 9. sınıf tam da sizin için çok güzel bir anlam kazanmış olur. 11. sınıf öğrencileri 9 ve 10'da acaba TYT'ye biraz daha çalışsa mıydım sözünü ısrarla kullanırken sizler bu cümleyi ifade etmemiş olursunuz ve YKS çalışmaları işte o zaman gerçek anlamda temposunu göstermiş olur ve sizler hayalleriniz hedeflerinizdeki o üniversiteye gitme şansını da önemli bir biçimde arttırmış olursunuz. Evet sevgili arkadaşlar, sizlerin bu noktadaki planları neler? Bunları da yorumlara yazarsanız hepsini tek tek okumak isterim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.